Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Haftanın ilk stüdyo Washington yayınına başkent gündemiyle. Washington'da bir araya gelen ABD-Türkiye Ortak Çalışma Grubu'nun Manbij'de atılacak adımlar konusunda prensipte anlaşma sağladığı iddialarıyla başlayacağız. Siber güvenlik alanında yaşanan sorunlar ve bu sorunların aşılması yolunda atılabilecek adımları aktaracağız. Sizleri Texas'a, teknoloji fuarına götüreceğiz ve son gelişmeleri yerinden aktaracağız. Ardından Türk kahvesinin teknolojiyle buluşmasını ekranlarınıza getireceğiz. Stüdyo Washington başlıyor. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 23 Şubat'ta Ankara'da yaptığı görüşmede iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi yönünde alınan karar doğrultusunda oluşturulan ortak çalışma grubu toplantıların ilk ayağını Cuma günü tamamladı. Washington'daki görüşmelere ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken ABD ve Türkiye'nin Manbij için prensipte anlaştığı haberleri gündemde. Bu iddiaların içeriğine ilişkin ayrıntıları aktarmak üzere Mehmet Sümer karşımızda. Mehmet, söz sende. Özlem, basına yansıyan, Amerikan basınına yansıyan bazı bilgiler var. Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde Türkiye ile Amerika arasında yürütülen görüşmelerin ardından Amerikan tarafının Manbij'den Kürt güçlerinin çıkarılması ve hatta Türkiye'nin uzunca bir süredir talep ettiği şekilde Kürt güçlerinin Kürt güçlerinin Fırat Nehri'nin doğusuna 20-25 mil kadar doğusuna kaydırılması şeklinde talebi kabul edeceği şeklinde iddialar var. Öte yandan yine buna paralel olarak cumartesi günü New York Times gazetesinde çıkan bir başka haberde de Manbij özelinde bir değerlendirme ve aynı zamanda bölgedeki muhabirlerle yapılan bir haber bu. Manbij'de Arap nüfusun çoğunlukta olduğu ancak bölgede şu anda Kürtlerin idareci konumda olmasından, şehrin Kürtler tarafından idare ediliyor olmasından Arap çoğunluk nüfusun son derece rahatsız olduğu ve Kürtlerin de aynı zamanda kendilerine karşı ses çıkaran kişileri yakalayıp hapse attıkları, Arapların son derece huzursuz oldukları şeklinde bir haber yer aldı. Aslında bu işaretler, yani Amerikan basınına yansıyan bu haberleri de göz önüne aldığımızda görüşmelerden Manbij konusunda Türkiye'nin istediğini alacak gibi durduğunu söyleyebiliriz. Yani Manbij'den Kürt güçlerin çekilmesini, Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istiyor Türkiye uzunca bir süredir. Genel yorumlar Türkiye ile Amerika arasında bu yönde bir anlaşma olacağı şeklinde. Gazeteler bunu iddia ediyorlar. Afrin operasyonu konusunda ise Amerika başından bu yana Afrin operasyonunun Suriye'de IŞİD'e karşı mücadeleye zarar verdiği, mücadeleyi sekteye uğrattığı neticesinde kaygıları olduğunu, öte taraftan bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin kendi topraklarını ve sınırlarını terörist unsurlara karşı korumasının meşru müdafaa hakkına girdiğine dikkat çekiyor. Ama şu aşamada Afrin'deki operasyonunda IŞİD mücadelesine zarar verdiğini söylüyor. Geride bıraktığımız hafta içerisinde son olarak hatta Cuma günü Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather North günlük basın briefinginde de buna değindi. Dedi ki biz şunu söylüyorduk başından bu yana, IŞİD'e karşı mücadele Afrin operasyonuyla zarar görecek diyorduk. İşte bakın Suriye Demokratik Güçleri, ki çatısı altında aynı zamanda YPG'yi de barındıran bir unsur bu, Suriye Demokratik Güçleri bir açıklama yaptı. 1700 kadar savaşçının, Kürt savaşçının Türk ordusuyla savaşmak üzere Afrin'e kaydırıldığını söyledi. Yani IŞİD'e karşı odaklanmaktan vazgeçmiş durumda bölgedeki güçler. Biz bundan rahatsızlık duyuyoruz dedi. Afrin operasyonu konusunda masada neler konuşuldu? Manbij'den Kürt güçlerinin çekilmesi, Fırat'ın doğusuna kaydırılması karşılığında Türkiye'de Afrin operasyonuna son verecek mi? Bu yönde henüz resmi bir açıklama ya da resmi açıklamalar yok açıkçası iki taraftan da. Ancak görüşmelerin devam edeceğini biliyoruz. İkinci tur görüşmeler Ankara'da yapılacak. Ankara'da yapılacak görüşmelerin ardından yeniden Washington'da bir araya gelinmesi mümkün. Nisan sonuna kadar bu görüşmelerin sürmesi ve özellikle Suriye'de cephede Afrin, Manbij ve YPG'ye verilen Amerikan desteği konusunda tarafların aralarındaki anlaşmazlıkları gidermesi bekleniyor. En azından şunu söyleyebiliriz, resmi bir açıklama olmasa da ilk görüşmelerin iki gün süren, geride bıraktığımız hafta Perşembe ve Cuma günü yapılan bu iki günlük görüşmelerin olumlu geçtiğine dair sinyaller yansıyor diyebiliriz şu aşamada. Mehmet Sümer, ABD ve Türkiye'nin Manbij için prensipte anlaştığı iddialarına ilişkin ayrıntıları aktardı. Teşekkürler Mehmet.
Teknoloji dünyasından gelişmelerle devam edelim. İnternete her gün yüzlerce kişinin yüzlerini de içeren milyarlarca fotoğraf yükleniyor. Uzmanlar son derece karmaşık algoritmaların bu fotoğraflardaki insan yüzlerini topladığını ve karşılaştırdığını belirtiyor. Derlenen bu bilgiler emniyet güçleri ya da bilgileri çalmak ve kötü amaçlar için yararlanmak isteyen bilgisayar korsanları tarafından kullanılabilir. İsrailli bir firmaya göre bu verileri korumanın bir yolu var. Ayrıntılar haberimizde. Yüz tanıma teknolojileri telefonunuzun ekranını açmaktan, Facebook'ta arkadaşlarınızı etiketlemeye, pasaport kontrolünden geçmekten, şüphelilerin tespitine kadar her alanda artan bir kullanıma sahip. Her yerde bulunan kameralar yüzlerimizin fotoğraflarını çekiyor ve onları internete yüklüyor. Çeşitli yazılımlar süratle fotoğrafları karşılaştırabilir ve kişisel bilgilerimize ulaşabilir. Bu bizi her tür saldırıya karşı hedef haline getirebilir. Ancak yüzlerimiz şifrelere benzemiyor ve değiştirilmeleri mümkün değil. Yüz tanımayı kullanarak birileri sizin önemli kişisel bilgilerinizi ortaya çıkarabilir. Jill Perry'nin yazılım şirketi DID, yapay zeka programlarının ya da bilgisayar korsanlarının yüz fotoğrafınızı kullanarak kişisel bilgilerinizi çalmasını önleyecek bir program geliştirdi. The best changes is in terms of fooling face recognition algorithms. İnsan yüzünü tanıyan yazılımları kandırmanın en iyi yolu insan benzeri bir görünüm oluşturmak. Is making it impossible or I'll say hard for AI to overcome. İşleme tabi tutulan bu fotoğraflar ilk bakışta normal bir fotoğraf gibi görünebilir ancak yapılan işlem yüzünden yüz tanıma yazılımları bu farkları çözüp kimlik tespitinde karşılaştırma için kullanamazlar. Ancak Ben Gurion Üniversitesi'nden Yuval Elovici bu koruma sistemini herkesin kullanamayacağını söylüyor. Herkesi bu teknolojiyi kullanmaya ve fotoğraflarını bu yazılımla dönüştürdükten sonra kullanmaya mecbur edemezsiniz. Bu bir dezavantaj. DID, emniyet güçlerinin şüpheli şahısları tespit etmek için yüz tanımayı kullanabilmesini ancak bunun dışındaki durumlardaki kullanımları önleyecek bir çözüm üzerinde çalışıyor. Uzmanlar yine de şifre kullanmanın ve şifrelerimizi sık sık değiştirmenin bilgisayar korsanlarına karşı iyi bir önlem olduğunu söylüyorlar. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington. Teknoloji dünyasında bunlar olurken bugünlerde teknolojinin kalbinin attığı Texas'a uzanıyoruz şimdi de. Austin'de 1987'den bu yana her yıl tekrarlanan South by Southwest Festivali bu senede yaklaşık 150 bin kişinin katılımıyla gerçekleşiyor. Amerika'nın Sesinden Aslı Pelit Festivali ve festival kapsamında düzenlenen teknoloji fuarını takip ediyor. Aslı, izlenimlerin için sözü sana bırakalım. Merhaba Özlem, Amerika'nın Texas'ın Austin şehrindeyiz ve demin de söylediğim gibi 1987'den bu yana burada yapılan South by Southwest Festivali'nin şu anda ben teknoloji fuarı kısmındayım. Bu festivalin başlaması aslında müzikle başlıyor. Müzik Amerika'dan ve dünyadan en ilginç müzisyenleri burada bir araya getiriyor ilk önce South by Southwest. Ama yıllar içinde bu önce müzik, daha sonra film, daha sonra teknolojiye uzanıyor. Ve bugün artık Amerika'nın en önemli teknoloji fuarlarından biri haline de gelmiş durumda. En önemli, en yeni ürünleri burada görmek mümkün. Katılımcılar Avrupa'dan, Asya'dan, Amerika'dan ve dün de bahsetmiştik ve onlarla tanışmıştık. Türkiye'den de ilk defa bu sene bir grup burada fuarda bizi temsil ediyor. Şu anda arkamda gördüğünüz önünde bulunduğum standa Universal robotlarının standındayız ve onların aslında fabrikalar için ürettiği bu kol ve daha doğrusu eklemli robotlar giderek daha küçülmeye başlamış ve bu yeni teknolojiyi göstermek için onlar da çok ilginç bir yol seçmişler. Gelin isterseniz beraber bir bakalım. Robotların arasındaki küçük yarışmayı izleyelim. Bir taraftan da size anlatmak istiyorum. Belki Star Wars'u çok hatırlatacak bir gösteri aslında bu. Ama aslında bıçak, makas ve kağıt oyununu oynatıyorlar robotlara bütün gün. İki taraf birbiriyle iki robotu da ayrı kişi kontrol edebiliyor. Ve bu sayede bir daha gösterecekler şimdi. Evet, iki robotu da ayrı şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi giderek artık neredeyse gerçek bir insan kolu boyutuna gelmiş bu robotlar ve bu robotları Danimarka'dan başlamış araştırmalar ama şu anda Boston'da üretiliyor.
Ve demin de bana anlattıkları gibi bu robotların sadece fabrikalarda değil, ilerleyen yıllarda da muhtemelen kollarını kaybeden askerler, biliyorsunuz daha çok Amerikan ordusuna üretilen birçok ürün var. Savaşta çeşitli şekilde yaralananların ve kollarını ve bacaklarını kaybedenlerin için yapılan protezler söz konusu. İşte bu fuarda o protezlerden yeni lenslere, kameralara, hatta tekstile, doğal ürünlere, hatta gıda ürünlerine kadar her şeyi bulmak mümkün. Bu show önümüzdeki 24 saat, bir gün daha devam edecek. Ama South by Southwest Festivali ayın 18'ine kadar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yaklaşık 2000 değişik konferans konuşması ve panel devrecek. Ondan sonra müzik festivaline geçiyor South by Southwest ve büyük bir partiyle de 18 Mart'ta kapatıyor kapılarını. Aslinden bugünlük haberler böyle. Söz tekrar sende Özlem. Aslı Pelit Texas'tan teknoloji dünyasından son haberleri paylaştı. Teşekkürler Aslı. Amerikan basından özetlerle devam ediyoruz. Haftanın ilk gününde gazetelerin öne çıkardığı başlıkları Mehmet Toroğlu özetliyor. Özlem, Amerikan basın özetlerine Washington Post ile başlıyoruz. Washington Post, Amerika'da bireysel silahlanma ile ilgili tartışmalara yer ayırmayı sürdürüyor. Gazete kısa süre önce silah satın alma yaşının 18'den 21'e yükseltilmesi önerisine sıcak bakan Başkan Trump'ın şimdi geri adım attığını yazıyor. Habere göre Trump yönetiminin geçen ay Florida'da bir lisede yaşanan silahlı saldırı üzerine Beyaz Saray'ın hazırladığı ve dün açıkladığı eylem planı silah edinme yaşıyla ilgili herhangi bir somut öneri getirmiyor. Eğitim Bakanı Betsy DeVos'un başkanlığını yürüteceği Federal Okul Güvenliği Komisyonu oluşturulmasını öngören plan daha çok akıl ve ruh sağlığı ve okullarda güvenliği artıracak önlemlere odaklanıyor. Öte yandan Demokrat Partili kongre üyeleri öğretmenlerin silahlandırılmasını destekleyen ancak silah sahibi olma yaşını yükseltme gibi başka bazı önlemlerden soğuyan Trump'ı güçlü silah lobisi Ulusal Silah Birliği'nin baskılarına boyun eğmekle suçluyor. Washington Post bugün ayrıca Başkan Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın Beyaz Saray'daki rolüyle ilgili bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete Trump'ın 3 çocuk annesi 36 yaşındaki kızı Ivanka'nın aile ilişkileriyle Beyaz Saray danışmanlığı arasında hassas bir denge tutturmaya çalıştığını yazıyor. Değerlendirmeye göre Ivanka Trump babasının tam tersine her konuda kontrollü, bilgili ve hazırlıklı tavrıyla dikkat çekiyor. Ancak Ivanka Trump'ın Beyaz Saray'ın ard arda kriz ve skandallarla sarsıldığı şu günlerde içinde bulunduğu ortama hakimiyeti eski oranla etkisini yitirmeye başladı. Bunda kendisi ve özellikle kısa süre önce en gizli belge ve verilere erişimi kısıtlanan eşi Jared Kushner'ın Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly ile arasındaki gerginliğin tırmanmasının, Beyaz Saray içinden Ivanka Trump ve eşi Kushner ile arasındaki ilişkiyle ilgili bir takım ayrıntıların basına sızmasının rolü büyük. Wall Street Journal ise Başkan Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararının resmiyet kazanması üzerine Amerika'nın birçok müttefikinin vergilerden kaçınmanın yollarını aramaya başladığını yazıyor. Habere göre Amerikalı ve Avrupalı yetkililer bu hafta ticaret odaklı bir dizi görüşme yapmaya hazırlanırken Çin gümrük vergisi uygulamasına misilleme yapacağı uyarısında bulunuyor. Trump'ın kararı ise en çok Amerika'nın en büyük iki ortağını Japonya ve Avrupa Birliği'ni etkiledi. Amerika'nın yıllık ticaretinin dörtte birini gerçekleştirdiği Japonya ve Avrupa Birliği hafta sonunda uygulamayla ilgili çok ciddi kaygıları olduğunu gündeme getirdi ve ticaret ve güvenlik açısından çıkar ilişkisi içinde oldukları için uygulamadan muaf tutulmak istediklerini kaydetti. Brüksel'de bir araya gelen Amerikalı, Avrupalı ve Japon yetkililer konuya ilişkin bu hafta yapılacak ek görüşmelerle ilgili ayrıntılı bilgi vermedi. Avrupa Birliği, Amerika geri adım atmadığı takdirde buna bazı Amerikan mallarına 3,5 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulayarak karşılık vermeye hazırlandıklarını bildiriyor. Trump, Japonya ile ilgili olaraksa Başbakan Shinzo Abe ile konuştuğunu ve Japonya'yı Amerika ile daha adil ticari anlaşmalar yapmaya teşvik ettiğini söyledi. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar sende Özlem. Teşekkürler Mehmet. Hemen hatırlatalım. Amerikan basından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. We'll be right back.
Türk kahvesi seviyorsunuz fakat yapmak zor mu geliyor? Artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan teknoloji bu soruna da çözüm buluyor. Otomatik Türk kahvesi makineleri artık kolayca bol köpüklü kahvenin keyfini çıkarmanıza imkan tanıyor. Amerika'da da satılan bu otomatik Türk kahvesi makineleri aynı zamanda Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağlıyor. Kendine has tadı, köpüğü, kokusu, sunuluş biçimiyle özgün bir kimliği ve geleneği olan Türk kahvesi, telvesiyle ikram edilen tek kahve türü. Bu 500 yıllık gelenek binlerce kilometre ötede Amerika'da da yaşatılmaya devam ediyor. Üstelik de bu köklü gelenek artık teknolojiyle birleştirilerek kahve tutkunlarına kolaylık sağlayan otomatik Türk kahvesi makinesiyle hazırlanıyor. Bir Türk firması tarafından geliştirilen bu makineyle Amerika'da da Türk kahvesi tutkunları bu lezzetin keyfine varabiliyor, Amerikalıları da bu enfes tatla buluşturuyor. Makineyi üreten firmanın yurt dışı sorumlusu Alp Somyürek, kahvenin tarihçesiyle başlıyor sohbete. Türk kahvesi aslında enteresan bir zamandan geçiyoruz. Çünkü 2017 yılı Türklerin kahveyle tanışmasının 500. yıl dönümüydü. Sene 1517, o zamanlar Yavuz Sultan Selim zamanı, Yemen valisi Özdemir Paşa ilk defa kahveyle tanışıyor ve kahveyi çok beğeniyor ve bunu o zamanki Osmanlı'nın başkenti İstanbul'a göndermeye karar veriyor. Ve 1517 yılında gemilerle ilk çuvallar içerisinde kahve İstanbul'a varıyor. Bu şekilde Türkler kahveyle tanışmış oluyor. Birkaç yıl sonra 1554 yılında da dünyanın ilk kahvehanesi İstanbul'da açılıyor. Suriye'den gelen o zamanki iki Osmanlı vatandaşı tarafından bugünkü Tahtakale'de dünyanın ilk kahvehanesi açılıyor ki şu an gördüğünüz, dünyanın her tarafında gördüğünüz Starbucks'lar, Costco'lar vesaire hepsi aslında İstanbul'da açılan 1554 yılında açılan o ilk kahvehanenin torunları diyebiliriz. Amerika dünyanın en büyük kahve pazarı. Amerikalılar açık ara çaya karşı kahveyi tercih ediyorlar yüzlerce yıldır. Dolayısıyla bizim için de en doğal hedef pazarlardan bir tanesiydi. Biz buraya teknolojiyle girmeyi seçtik. Dünyanın ilk ve şu anda tek otomatik Türk kahvesi makinesini geliştirdik İstanbul'daki kendi Ar-Ge merkezimizde. Dolayısıyla Türk kahvesinin o 500 yıllık lezzeti 21. yüzyılın teknolojisiyle birleştirerek Amerikan pazarına sunmaya karar verdik. Ve bu amaçla da buradayız şu anda. Bu çabaların bir nedeni de dünya çapında güçlü rakipleri olan Türk kahvesinin hak ettiği yere ulaşabilmesi. Şimdi Türk kahvesinin şöyle bir sorunu vardı aslında. Türk kahvesi dünyanın en eski kahve demleme yöntemi. Yani bugün bir filtre kahveyle ya da espresso ile karşılaştırdığınız zaman ki bunların çoğu 19. yüzyılda ortaya çıkmışlardır. Türk kahvesi bunların hepsinin büyük 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 babası gibi bir şey. Ama Türk kahvesi onların yani espresso ve espresso bazlı kahve içecekleri dediğimiz cappuccino, macchiato, latte gibi içeceklerin çok öncesinde ortaya çıkmış olmasına rağmen onların yakaladığı ticari başarıyı yakalayamadı. Çünkü Türk kahvesi teknolojiyle bir araya gelemedi bugüne kadar. Bugün siz, ben ya da herhangi birisi, hele hele Türk kahvesini tanımayan birisi evinde Türk kahvesi yapmaya kalksa klasik yöntemle, cezveyle vesaire o kadar karşısında aşması gereken engeller var ki öncelikle bir cezve bulacak, Türk kahvesi bulacak. Ondan sonra Türk kahvesini nasıl yapacağını bilecek, sabrı olacak, zamanı olacak vesaire vesaire. Oysa siz bu yapma işlemini, Türk kahvesini demleme işlemini teknolojiyle birleştirdiğinizde tıpkı bir espresso gibi tek bir düğmeye basarak Türk kahvesine erişebildiğinizde Türk kahvesi artık sadece evlerde de kısıtlı kalmaz. Bu kafelere de girer, iş ortamlarına, ofislere, restoranlara, otellere, her yere girer ve tıpkı diğer küresel kahve demleme yöntemleri gibi Türk kahvesi de bir ticari başarı haline gelir. Türk kahvesi dediğimiz gibi dünyanın en eski kahve demleme yöntemi ancak bugüne kadar bizim coğrafyamızda sadece Türklerle kısıtlı da değil bu arada Türk kahvesi. Eski Osmanlı topraklarının kapsadığı Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar, Türkiye Cumhuriyetlerden Kuzey Afrika'ya kadar ki coğrafyada en popüler kahve demleme yöntemi, kahve içme yöntemi olmasına rağmen hak ettiği değere ulaşamadı. Otomatik Türk kahvesi makinesi dünya pazarında da kendine yer buluyor. Şu anda 30 civarında ülkede satılıyor. Bugüne kadar 200 bine yakın otomatik Türk kahvesi makinesi ürettik. Şu anda en çok satıldığı pazarlar Orta Doğu ülkeleri, özellikle Arap ülkeleri, Suudi Arabistan, Dubai, Katar gibi ülkeler. Ancak ileriye yönelik olarak
en stratejik olarak en önem verdiğimiz ve en büyük potansiyeli beklediğimiz pazar burası, Amerika. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen ve 155 ülke temsilcisinin katıldığı UNESCO somut olmayan kültürel mirasın korunması 8. Hükümetler Arası Komite toplantısının Aralık 2013 tarihli oturumunda Türk kahvesi, kültürü ve geleneği adlı dosya UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirasının temsili listesine alındı. 2013 yılı, hatta kesin tarih 6 Aralık 2013 yılı, ben de oradaydım çünkü Bakü'de yapılan bir UNESCO toplantısında Türk kahvesi maddi olmayan kültürel varlık olarak tescillendi. Dolayısıyla Türk kahvesinin adı üzerindeki bir takım spekülasyonlar, Türk kahvesi değildir, A kahvesidir, B kahvesidir gibi spekülasyonlara da UNESCO tarafından, en yüksek merci tarafından bir nokta konmuş oldu ve Türk kahvesi artık Türk kahvesi olarak bütün dünyada tanınır halde. Türk kahvesinin bütün dünya tarafından daha iyi tanınması için öncelikle şimdi biz her ne kadar makine üreticisi isek de biz bu işin başından beri kendi makinamızdan ziyade Türk kahvesini bir kültür unsuru olarak insanlara tanıtmaya çalışıyoruz. Çünkü Türk kahvesinin arkasında o 500 yıllık tarih ve müthiş bir kültür var, müthiş bir hikaye var. Yani espresso dediğiniz ya da filtre kahve dediğiniz bir kahve çeşidinin arkasında olmayan bir zenginlik Türk kahvesinin arkasında var. Türk kahvesi daha yapılışından önce başlayan, çünkü dünyanın en ince çekilmiş kahvesinden yapılıyor Türk kahvesi. Yapıldıktan sonra da fal, bildiğimiz gibi fal kültürüyle devam eden çok geniş bir süreci aslında kapsıyor. Türk kahvesi sadece bir sıcak içecek değil. Yani iki dakikada zevkini çıkarttığınız bir içecek değil. Bir kültürel, bir sosyal simge. Dolayısıyla bu hikayeyi eğer biz dünya insanlarına, dünya pazarlarına aktarabilirsek, bunun arkasında bizim gibi makine üreticileri de kazançlı çıkacaktır. Kahve üreticileri de Türk kahvesinin yanındaki o fincanlar, Türk tatlıları vesaire, bütün bunları üreten ticari işletmeler de aslında müthiş bir başarı kazanacaklardır. En az Türkler kadar yabancılar da bol köpüklü Türk kahvesini seviyor. Firmanın dış piyasaya açılmasının nedeni de bu konudaki talep. İlginç bir şekilde Türk kahvesini aslında yurt dışındaki yabancıların da pek çoğu tatmış durumda. Yani bugüne kadar diyebilirim ki herhangi bir yabancıya sorup da Türk kahvesi de nedir diye bir cevap almadım. Herkes Türk kahvesini duymuş. Pek çoğu Türk kahvesini tatmış. Ya tatil için Türkiye'ye geldiklerinde tatmışlar, ya eşleri Türk, ya komşuları Türk, iş arkadaşları Türk, bir vesileyle veya Türk restoranına gitmişler, orada tatmışlar. Bir şekilde Türk kahvesini tatmışlar ve hepsi beğenmiş. Ancak tabii yapma kabiliyetleri ve imkanları olmadığı için o tecrübenin arkası gelmemiş bir türlü. Amerikan pazarına şu anda aynı modelin 4 farklı renk versiyonuyla girmiş durumdayız. 2016 yılı içerisinde aslında yumuşak tabir edebileceğimiz bir giriş yapmıştık. 2016 biraz pazarı tanımayla geçti. 2017'de nihayet ürün gamımız 4 rengi de kapsayacak şekilde oturdu. Ve 2018'den itibaren de artık düzenli olarak ve artan sayılarla, artan gelirle buradaki varlığımızı yükseltmeyi hedefliyoruz. Satış kanallarımızın çoğunda aslında son tüketicinin kim olduğunu izleyebiliyoruz. Ve şunu da sevindirici bir şekilde aslında söyleyebiliriz ki satın alanların çoğu Türkler değil. Yani bizim müşteri kitlemizin, şu anki mevcut müşteri kitlemizin belki 1/3, belki 1/4 Türkler oluşturuyor. Geri kalanını yabancılar oluşturmakta. Peki geleneksel yöntemle cezvede, ağır ateşte kahve pişirmek varken neden bu makine tercih edilebilir? Bu sorunun yanıtı da yine makineyi geliştiren firmadan geliyor. Bu makineyi tabii öncelikle kahve severler almalı. Her seferinde aynı lezzeti, aynı mükemmel lezzeti almak isteyen insanlar bu makineyi almalı. Çünkü sonuçta kendiniz ne kadar usta bir Türk kahvesi yapıcısı olsanız dahi bir sefer yaptığınız kahve ile 5 dakika sonra ya da ertesi gün yaptığınız kahve arasında fark oluyor. Türk kahvesi çok hassas zamanlama ve sıcaklık tutturma isteyen bir kahve çeşidi. Türk kahvesi yapmak için suyu biliyorsunuz, kahveyi suyla oda sıcaklığında karıştırıyorsunuz. Ondan sonra bunu yavaş yavaş neredeyse
kaynama, suyun kaynama noktasına kadar yükseltiyorsunuz. Suyun kaynama noktasına ulaşmamanız lazım. Çünkü eğer kaynatırsanız suyu, içindeki kahveyi yakarsınız. Süre ve sıcaklık çok önemli. Bunu da insan eli ne kadar usta olursa olsun her seferinde aynı performansı gösteremeyeceği için bu makineyle yapmakta fayda var. Ve Türk kahvesi denince olmazsa olmazlardan biri kahve falı. Türk kahvesi sadece bir sıcak içecek değil, bir kültür, bir kültür mirası. Ve fal da bu kültürün çok ciddi parçalarından bir tanesi. Başka hiçbir kahve çeşidinde olmayan fal geleneği de Türk kahvesiyle beraber geliyor. Türk kahvesinin diğer kahve çeşitlerine kadar o kadar çok avantajı var ki hem ticari hem kültürel olarak başarı kazanması için, yeter ki biz bunun arkasında sağlam bir şekilde duralım. Özel sektörümüzle, devletimizle, insanlarımızla bunu elimizden geldiğince ittirelim. Yine kültürün bir parçası. Türk kahvesi bildiğiniz gibi kız isteme seremonisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bütün bunlar Türk kahvesinin güzelliklerini temsil ediyor. Tarihini, yoğun tarihini, zengin kültürünü temsil ediyor. Bol köpüğü, yanında lokumu, kendine has kokusu ve eşsiz lezzetiyle Türk kahvesi nice yüzyıllar daha yaşamaya devam edecek gibi görünüyor. Kahve tutkunlarına şimdiden afiyet olsun. Bataryayla çalışan insansız hava araçları dronlar, mesafelere göre bilimsel ölçümlerden alan fotoğraflamasına kadar uçakların yerini aldı. Sadece bir dezavantajları var, o da güçlerinin kaynağının sınırlı olması. Ancak San Francisco'da bir şirket kendi hava araçlarının havada daha fazla kalarak daha fazla iş yapabildiğini iddia ediyor. 7 metre uzunluğundaki Mothership Scout Kaliforniya'da bir alan üzerinde salınarak uçuyor. Arkasında 4 pervaneli insansız hava aracı drone'a bağlanmış bir kamera var. Ancak bir süre sonra drone inmek zorunda kalıyor çünkü bataryası tükeniyor. Araç ise güneş panelleri sayesinde havada kalabiliyor. Tasarımcı Jonathan Nutsai amacının sınırsız yolculuk olduğunu söylüyor. Bu da tüketilenden daha fazla güç üretmek anlamına geliyor. That's Mothership's core technology. Bu Mothership'in çekirdek teknolojisi ki sanırım hem drone sektörüne hem de robot teknolojisine daha fazla değer kazandırıyor. Burada geliştirdiğimiz alan bu. Mothership Scout 400 wattlık güneş panelleriyle güçlendirilmiş durumda ve lityum polimer bataryasını şarj ediyor. İdeal uçuş yüksekliği 150 metre ve hızı saatte 20 kilometre. Diğer birçok drondan daha büyük olduğu için 10 kilometre uzaklıktan görülebiliyor. Bu da Amerika'daki drone kuralları açısından bir avantaj. Amerika mevzuatına göre özel dronelar operatörün görüş mesafesinde olmak zorunda. Eğer 8 saat uçmak zorundaysanız buna değer. Eğer daha uzun mesafe uçmak zorundaysanız kesinlikle değer. 5 kiloluk taşıma kapasitesiyle Mothership Scout istihbarat kameralarından yer radarlarına kadar malzeme taşıyabiliyor. Mothership Aeronautics şirketi şimdi bir dizi ilave üzerine çalışıyor. Bunlar aracın bütün gece uçmasını sağlayacak otomatik pilot ve hidrojenle çalışan yakıt pil. Serhan Açfak Yıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Haftanın ilk Stüdyo Washington yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.